Buraya ver onu. Sonuçlar İstanbul Barosu'nun kazandığını gösteriyor. İstanbul Barosu'nun kazanması hukukun kazanması anlamına geliyor. Öncelikle bütün adayları kutluyorum. Uygar bir biçimde yarıştık. Hukukçu haysiyetine yakışır bir biçimde yarıştık ve sonuçlar yine sandıktan çıktı. Hukuk söyledi söyleyeceğini. Şimdi bu açıdan kuşkusuz değişim için adaylar grubu veya listesi kazanmış olsa da aslında bütün gruplar kazandı. Çünkü biz sürekli hukuka vurgu yaptık. Hukuku etkili kılmak için yola çıktık. Hukuk devleti için, demokratik hukuk devleti için, insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık 9 Ağustos 2024 günü. Bugün 20 Ekim 2024 ve sizler oylarınızla vaatlerimize oy verdiniz. Vaatlerimize oy verdiniz. Bu vaatler aslında anayasamızın temel ilkeleri, üstün ilkeleri, anayasamızın düzenini oluşturan uluslararası hukuk, mahkeme kararları ve hukukun genel ilkeleridir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz kolektif olarak katılımcı yöntemle yola çıktık ve kucaklayıcı bir yönetim kuracağımızı beyan ettik. Herkesi kucaklıyoruz. Bütün grupları kucaklıyoruz. Daha önce İstanbul Barosu yönetimine katkıda bulunan bütün yöneticileri kutluyorum. Katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. Onlardan deneyimlerini bizlere aktarmasını, iletmesini bekliyoruz. Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Birincisi, şu anda yürürlükte olan mevzuat içerisinde yapılabilecek olanlar. İkincisi, yasa önerileri. Üçüncüsü ise anayasa karşısındaki tavrımız. Bu çerçevede hiç kimse unutmasın ki İstanbul Barosu tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti bir kamu hukuku düzeltişisi olduğu gibi, bir şirket olmadığı gibi İstanbul Barosu da bir kamu hukuku düzeltişisidir. İstanbul Barosu bir şirket değildir. İstanbul Barosu kamu hizmetini icra eden, hukuku öne çıkaran, hukukun üstünlüğünü savunan avukatların üyeliğini yaptığı koca bir örgüttür. İstanbul Barosu tarihin ve coğrafyanın buluştuğu İstanbul Barosu sahip olduğu 65 bin üyesiyle değil sadece. İstanbul Barosu 146 yıllık tarihiyle değil yalnızca. İstanbul Barosu bir imparatorluğu, bir cumhuriyeti kapsamına almasıyla değil, 5 anayasaya yayılmasıyla değil sadece. 2 kıta üzerinde yetkisini kullanan müstesna, emsalsiz bir barodur. Bunun tarih ve coğrafyanın buluştuğu müstesna bir yerdir. Müstesna bir yerde var olan tarihsel hukuk kurumudur. Biz bunun sorumluluğunu şu andan itibaren üstlenmeye hazırız. Bu sorumluluk bireysel sorumluluk değildir. Bu sorumluluk kolektif sorumluluktur. Hiç kuşku yok ki yönetim kurulu, disiplin kurulu
denetleme kurulu delegasyon sizlerin oylarıyla seçilmiş organlardır. Ama yarından itibaren yeniden oluşturacağımız merkezler, komisyonlar ve birimler aslında vaat ettiğim üzere bütün üyelere, kapıları bütün üyelere açık olan birimler olacaktır. İstanbul Barosu Gençlik Meclisi, İstanbul Barosu'nda Tuzla'dan Çatalca'ya kadar yatay örgütlenme, bölge temsilcilikleri, 3 bölge üzerinde örgütlenme, bütün bunlar bir mevzuat değişikliği söz konusu olmaksızın yarından itibaren adım adım sizlerin katkısıyla uygulamaya koyacağımız olumlu gelişmeler olacaktır. Bu açıdan bunları yaparken, uygulanabilirliği her gün test ederken hiçbir zaman adil yargılanma hakkı gereklerinin anayasa madde 2'de yazan, insan haklarına dayanan demokratik ve laik sosyal hukuk devleti kuralını unutmayacağız. Çünkü hukuk devleti olmadan adil yargılanma hakkı olmaz. Orada yazılı olan, yine anayasanın değişmez maddesi olan sosyal devlet kuralının avukatlara da yönelik olarak uygulanması gerektiğini bu akşamdan itibaren vurgulamaya çalışacağız. Biz eğer avukat haysiyetine yaraşır bir yaşam standardı oluşturmak istiyorsak, sosyal devletin gereklerini avukat arkadaşlara, genç meslektaşlarımıza mutlaka yönlendirmemiz gerekir. Bunun yanı sıra hemen belirtmeliyim ki biz aynı zamanda anayasal düzen açısından doğru anayasal bilginin aktarılmasının bekçisi, izleyicisi olacağız. Biz anayasaya saygının, Ankara'nın en başta anayasaya saygı göstermesinin izleyicisi olacağız. Hiç kimsenin kuşkusu yok. Eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa temelde yargı bağımsızlığı temelinde ve meclis önünde sorumlu bir hükümetin kurulması yönünde anayasa değişikliği olması gerektiğini de hep savunacağız. Ve son olarak şunu belirtmem gerekir ki biz bugünkü seçimi anayasanın değişmez maddesi bağlamında yaptık. Yani demokratik devlet temelinde yaptık. Evet, doğru, mikro demokrasi örneği değildir. Makro demokrasi de değildir İstanbul Barosu. Ama hem mikro demokrasi alanlarına hem de makro demokrasi alanlarına örnek oluşturacak bir süreci yaşadık. Ve son olarak şunu belirtmek isterim ki İbrahim Kaboğlu ve değişmez maddeler ilişkisinde yaratılmak istenen bilgi kirliliği karşısında, doğru, İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı, konuşmalarında da dile getirdi, değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet kavramı kondu, tanımı yapıldı. O zaman 1961'de öngörülmüş olan insan haklarına dayanan devlet kuralı 2001'de anayasaya yeniden girmiş oldu. İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet. Yani daha ileriye götürüldü. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi de kararlarında artık insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımını kullanmaya başladı. Evet, biz hepimiz hep birlikte hak, hukuk, adalet için insan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devletini sağlayacağız. Yolumuz açık olsun hep birlikte. Hoşçakalın. Neden mücadele edin? Sürdüreceğiz sizi.
mikrofon. Tamam. Tekrar iyi akşamlar. Biraz önce açıklamada ana konuşma yapıldı. Şimdi sizler karşımda olduğunuza göre kısaca öncelikle ilginiz için ve bu kampanya boyunca bize destek veren, emek harcayan, çok geniş yelpazeyi yayılan, özellikle hukukçu ama hukukçu olmayan basın mensupları ve çok farklı meslek mensubu yurttaşlarımızın destekleri için yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve delegasyon listesinde yer alan meslektaşlarımız adına hepinize içten teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Sağ olun. Bugün bir demokrasi örneği yaşandı. Bize güven duydu İstanbul Barosu üyeleri ve bu güveni boşa çıkarmayacağız. Vaatlerimiz doğrultusunda hemen çalışmaya başlayacağız. Ama şundan emin olabilirsiniz ki bu yönetim 35 kişinin yönetimiyle sınırlı kalmayacak bir yönetimdir. İstanbul Barosu gibi devasa bir kamu tüzel kişiliğinin yönetimi birkaç on kişiyle gerçekleştiririz. Katılımcı yönden kucaklayıcı yaklaşım, geçmişte İstanbul Barosu'na katkıda bulunan yöneticiler bizimle seçimde yarışan adaylar, üstadımız Senet'e kadar bütün duayenlerimizden, deneyimli meslektaşlarımızdan katkılarını esirgememelerini diliyoruz. Biz hep belirttiğimiz gibi anayasamızın temel ilkelerine bağlı olarak insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet, insan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti gerekleri doğrultusunda Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerini dikkate alarak hukukun genel ilkelerini gözeterek hep hukuku etkili kılmak biçimindeki sloganımızı bu akşamdan itibaren yaşama geçirmeye çalışacağız. Ama bunu sizler de yapacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Bunu yalnız değişim için avukatlar listesini oylayan avukat meslektaşlarına değil, bugün yarıştığımız 11 adayla birlikte yapacağız. Herkesin desteğini bekliyoruz, katkısını bekliyoruz. Kucaklayıcı yönetim anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz meslek örgütü olarak dünyanın emsalsiz meslek örgütü olarak bir hukuk kurumu olduğumuzu biliyoruz. Bunun 3 özelliğini asla göz ardı etmeyeceğiz. Birinci özelliği bağımsızlık. İkinci özelliği demokratik olmak. Üçüncü özelliği özellik. Bu çerçevede hep hukuka bağlı olarak yürüyeceğiz. Hepinize basın mensupları da başta olmak üzere hepinize ilginiz için teşekkür eder ve şu dakikadan itibaren yeni bir döneme girdiğimizi sizinle paylaşmaktan